mitokondri organeli 1, 2, 3, 4 şeklindeki özelliklerden hangilerine sahiptir diye sorulmuş. Ribozom organeli bulundurur. Çift sarılı bir organeldir. Mitokondri ve plastitler DNA, RNA ve ribozom sahibidirler. Bu sayede kendilerine ait proteinlerini, enzimleri sentezleyebilir. Çekirdeğin kontrolünde kendini eşeyip çoğaltabiliyorlar idi. Dolayısıyla birincisi doğrudur. Bütün hücrelerde bulunma meselesi prokaryotları düşündüğümüz zaman bunun geçerli olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü prokaryotlarda sadece ribozom organeli bulunmaktadır. Çift sarılıdır. Evet, mitokondri, plastitler gibi organeller çift sarılıdır. Ve hem plastitlerde hem de mitokondride ETS adını verdiğimiz elektron taşıma sistemi elemanları bulunmaktadır. Bu da fotosentez ve solunum gibi reaksiyonlarda görev almaktadır. Dolayısıyla cevabımız 1, 3 ve 4 yani denizde olmuş oluyor. Yağ moleküllerin yıkımında 21 molekül su tüketildiğine göre 1, 2, 3 olaylarından hangileri gerçekleştirilir? Şimdi yağlar yıkıldığı zaman ürün açığa çıkar, monomer açığa çıkar. Bakın 3. öncülde direkt olarak yağ asidi kullanılır diyor. Tam tersi yağ asidi açığa çıkar demesi gerekiyordu. Ondan dolayı direkt onu eleyebiliriz. 21 molekül su tüketildiğine göre bir yağın sentezinde 3 yağ asidi, 1 gliserol, 1 tane yağ ve 3 tane su açığa çıktığına göre 21 molekül suyun tüketildiği bir yağ sindirim olayında biz 3'e 1 oranından 7 molekül gliserolün oluşacağını söyleyebiliriz. Molekül su demiş, su kadar ester bağı yıkılır. Çünkü biz biliyoruz ki ester bağı, glikozit bağı, fosfoester bağı, peptit bağı kurulurken açığa su çıkar. Yıkılırken de su kullanılır. Dolayısıyla 21 tane su tüketiliyorsa 21 tane ester bağında yıkılacağını düşünebiliriz. O zaman cevabımız 1 ve 2 Adana seçeneği olmuş oluyor. Hücre zarındaki madde alışveriş olaylarında 1, 2, 3, 4 gibi olaylar verilmiş. Bunlardan hangisi hücrenin canlılığını ispatlar diye sormuş. Aktif taşıma azdan çoğa doğru madde taşınmasıdır. Enerjisiz olmaz. Egzositoz dışarıya zar yüzeyinden salgıların, katı artıkların atılmasıdır yine enerji harcamadan gerçekleşmez. Kolaylaştırılmış difüzyon ise proteinler yardımıyla porlardan içeriye maddelerin giriş çıkışının sağlanmasıdır. Taşıyıcı proteinlerden dolayı biz bunun da canlı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat difüzyon, yağdan difüzyon düşündüğümüz zaman fosfolipid tabakasının arasından maddelerin giriş çıkışı için biz canlılığın şart olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız 1, 3 ve 4 seçeneği yani denizde olması gerekiyor. Dördüncü sorumuz yaşadığı ortam ile ozmotik denge halinde bulunan bir hücre. Yani su dengesi tamam, madde dengesi tamam anlamında ozmotik dengeyi kullanabiliriz. Bu şekilde olan bir ortamda 1, 2, 3, 4 gibi olaylarından hangilerinin meydana gelmesi sonucu hücre yoğunluğunda bir artış meydana gelmez. Yani hücre yoğunluğu azalır demek istiyor. Hücre yoğunluğu bir ortamda azalması için ortama suyun çıkması gerekiyor. Sentez reaksiyonlarında ise suyun biz açığa çıktığını dehidrasyon gelince söyleyebiliriz. Aktif taşıma ile glikozun içeriye alınması yoğunluğu tam tersi artırır. Dolayısıyla biz yoğunluk, hücre yoğunluğunda bir artış meydana gelmez kısmına bunu alamıyoruz. Hücre yoğunluğunda bir artış meydana getirir. Oksijenli solunum ile ATP sentezlenmesi. ATP sentezi de bir dehidrasyondur. Açığa su çıkarır. Zaten glikoz artı 6 oksijen CO2 ve su diye tepkimede zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla suyun açığa çıktığını buradan da anlayabiliriz. ATP'nin sentezi de yine dehidrasyon olduğu için yoğunlukta bir azalma meydana getirir. O zaman bunu öncülere almamız gerekiyor. Amino asitlerden protein sentezle yine dehidrasyonu açığa su çıkartır. Yine ortamın yoğunluğunu azaltır. Bunu da almamız gerekiyor. Dördüncü öncülü şundan dolayı alamıyoruz. Fotosentez ile organik baz sentezlenmesi demek. Glikoz sentezinden farkı yok. Karbondioksit ve H2O veya H2S veya H2Y'nin birleştirilip H2'nin birleştirilip organik bir şeyler sentezlenmesi olayı yoğunluğu artırır. Burada sentez olması bizi yanıltmasın. Burada su açığa çıkmaz. Dolayısıyla cevabımız
2 ve 3 yani Adana olması gerekiyor. Beşinci soruya bakacak olursak aynı türe ait farklı cinsiyetteki yani bir erkek biri dişi olan iki bireyden alınan DNA parçalarında hangilerinin aynı olması beklenir? Dolayısıyla aynı türe ait farklı cinsiyet dediğine göre biz bunun tek yumurta ikizi artık olamayacağını, en iyi ihtimalle aynı tür olan bu canlıların çift yumurta ikizi olabileceğini söyleriz. Dolayısıyla bu canlıların biz tamamen gen yapılarının aynı olduğunu iddia edemeyiz. Ama nükleotidin dizilişleri bu şekilde aynı olamayacağını söyleriz. Fakat karbonhidrat çeşitleri DNA olduğu için deoksiriboz ortaktır. Nükleotit çeşitleri adenin, guanin, sözün, timin ortaktır. Fosfat grubu da H3PO4 bileşiği bütün canlılarda DNA'larında ortak olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla biz 2, 3 ve 4 öncüllerinin yani denizli şıkkının Ege canlı için ortak olabileceğini söyleyebiliriz. 6. soruya bakacak olursak yönetici moleküllerde bulunan 1, 2, 3, 4 şeklindeki yapı birimlerinden hangileri bir nükleotidin ait olduğu nükleik asit çeşidinin belirlenmesini sağlar? Nükleik asit neydi? DNA ve RNA. Yani ben yukarıdaki öncüllere baktığım zaman hangisinin DNA veya RNA olduğunu hangisiyle anlayabilirimi sormuşlar. Sitozin bazı DNA ve RNA'da ortaktır. Onun için anlaşılmaz. Ama sitozin nükleotidi deseydi işler değişirdi. Çünkü işin içine bir de şekerler giriyor. O zaman biraz daha durum farklı olabilirdi. Ama burada baz dediği için anlayamıyoruz. Riboz şekeri evet DNA mı RNA mı olduğunu bize ifade eder. Fosforik asit H3PO4 bileşiği ortaktır. Buradan biz ayrım yapamayız. Ama timin nükleotidi denildiği için sadece DNA'ya ait olması hasebiyle biz 2 ve 4'ün ayırt edici olduğunu yani cevabımızın Adana seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Yedinci sorumuza bakacak olursak aşağıdakilerden hangisi oksijensiz solunum yapan bir canlının maya bakterisi olduğunu gösterir? Maya bakterisi, maya mantarı gibi canlılar fermantasyon ile etil alkol üretebilirler. Etil alkol fermantasyonu yaparlar. Buna göre cevabımızı bulacak olursak substrat düzeyinde fosforilasyon yapması bütün canlılarda glikoliz evresi ortak olduğuna göre bu substrat düzeyinde fosforilasyon da glikoliz evresinde ve Krebs çemberinde meydana geliyor. Dolayısıyla bütün canlılarda substrat düzeyinde fosforilasyon ortaktır. Onun için bunu biz sadece maya bakterisine ait olduğunu gösterir diyemeyiz. Bir glikoz molekülden 2 ATP'lik enerji elde edilmesi yine glikoliz evresinde yapan bütün canlılarda ortak olarak gerçekleştirilir. Onun için fermantasyon sonucunda bu da yine ortaktır diyoruz. Enerji kaynağı olarak glikozun kullanılması yine bütün canlılarda ortak olarak kullanılabilir. Ara ürün olarak pürüvatın, pürüvik asidin oluşması yine glikolizin son evresinde pürüvat oluşmaktadır. Dolayısıyla biz bunun da yine ortak olduğunu söyleyebiliriz. Glikoz moleküllerini etil alkole kadar parçalaması. Evet cevabımız bu. Çünkü sadece bu canlılar ne yapıyorlar? Etil alkol fermantasyonu yapabiliyorlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olacak diyoruz. Kloroplastlı canlılardaki fotosentez reaksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Atmosfere oksijen verilir. Evet, H2O'yu parçalayıp fotoliz dediğimiz olayla açığa çıkan oksijeni atmosfere veriyorlar. Işığa bağımlı tepkimelerde fotosentez yapan canlılar. H2O kullanıyorlar ise şayet. Klorofil A yükseltgeniyor, indirgeniyor şeklinde reaksiyonlar meydana geliyor. Evet, klorofil A'nın indirgenmesi ve yükseltgenmesi şeklinde reaksiyonlarla olay zaten cereyan etmiş oluyor. Işığa bağımlı tepkimeler. Bundan dolayı biz son elektron alıcısının oksijen olmadığını, klorofil A olduğunu söyleyebiliriz. Karbondioksit glikozun yapısına katılır. Evet, karbon ve oksijen glikozun yapısına katılmaktadır. Ve ışığa bağımlı tepkimelerde NAD ve H2'ler üretilerek ışıktan bağımsız tepkimelerde şurada gördüğünüz hidrojenler de yine besinin yapısına ne yapacaklar? Katılmış olacaklar. Dolayısıyla cevabımız son elektron alıcısının oksijen olduğunu söyleyemiyoruz. Klorofil A olduğunu söyleyebiliriz. Biyolojik sınıflandırma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. 7 tane sınıflandırma birimimiz vardı. Bunları kodlamıştık daha önceki sorularda. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sahada şut attı olarak. Burada alem,
En büyük canlı grubu olup çok canlı içeriyor idi. En küçük birim ise tür idi ve sadece aynı türden bazı canlıları içeriyor ve daha az sayıda bireyi taşıyor idi. Ama çeşitlilik olaraktan alem daha fazla. Tür ise sadece bir canlıyı içerdiği için çeşitlilik olarak fazla olamıyorlar idi. O zaman A şıkkına bakacak olursak alem canlı sayısı en fazla olan sistematik birimdir. Doğru mu? Doğru. Bir cinste benzer özellik gösteren birçok tür vardır. Evet, cinsin altında tür olduğu için cins demek birden çok türü barındıran demek. Bu da doğru bir seçenek oluyor. Aynı sınıfta toplanan bireyler arasındaki benzerlik şu sınıf oluyor. Aynı takımdakilerden daha fazladır. Hayır, sınıf daha üst basamak, takım daha alt basamak. Onun için takımdakiler daha çok benzer birbirine sınıftakilere göre. Cevabımız Ceyhan olacak ama diğerlerine bakalım. Familyada toplanan birey sayısı yani ailede toplanan birey sayısı takımda bulunandan daha azdır. Evet, takım üst basamak olduğuna göre daha çok canlıyı barındırır. Sınıflar bir araya gelerek şubeleri oluşturur. Evet, sınıflar bir araya gelerek daha büyük olan şubeyi oluştururlar diye söyleyebiliyoruz. 10. sorumuz, hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen 1, 2, 3, 4 gibi olaylarımız varmış. Bunlar virüslerin canlı hücre içinde çoğalırken de aynen gerçekleşir, görülür diye sorulmuş. Şimdi virüsler hücre içine girdikleri zaman onun her şeyini kullanıyorlar. Ona kendine ait DNA'ları veya RNA'ları çoğalttırıyorlar. Kendi protein kılıflarını sentezlettiriyorlar. Fakat organellerin eşlenmesi bu esnada söz konusu olamaz. Sitoplazma bölünmesi bu esnada söz konusu olamaz. Çünkü hücre içinde bunlar sayılarını artırıp daha sonra hücreyi patlataraktan dışarı çıkıyorlar. Bu esnada organellerin de eşlenmesi diye bir durum söz konusu değil. Zaten mevcut olanları kullanıyor, kullandırıyor. Organellerin eşlenmesi için herhangi bir sebep bu esnada görülmüyor. Dolayısıyla biz Adana şıkkının yani kalıtım materyalinin eşlenmesi ve protein sentezlenmesinin hücre bölünürken meydana gelen bu iki olayın hücre içinde çoğalan virüsler çoğalırken de meydana geleceğini söyleyebiliriz. Bitkilerde gelişmişlik derecesi tespit edilirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır diye sorulmuş. Şimdi biz sınıflandırma yaparken bitkilerle ilgili damarlı damarsız öncelik olaraktan sınıflandırmada kullanılıyor. Damarlı tabiri iletim demetleri, iletim boruları, kısıren fluen var mı yok muya göredir. Dolayısıyla cevabımız ilk önce Adana şıkkı verilmiş. Direkt cevabımız o olmuş oluyor. Fakat diğerlerine bakalım. Bitki olduğuna göre ister damarlı ister damarsız olsun fotosentez yapmaları zaten muteberdir. Üretici olmaları fotosenteze bağlı olarak zaten meydana gelmektedir. Oksijenli solunum yapıyorlar çünkü hepsi ökaryot, zaten o da E şıkkında verilmiş. Ökaryotların hepsinde mitokondrinin organeli zaten bulunmaktadır diyoruz. Cevabımız bu şekilde Adana seçeneği olmuş oluyor.